Merhaba, şu an Kaltun Madenciliğin ana merkezi olan Aydın Çin'deyiz. Ben Maden Mühendisi Kalite Güvence Yönetici Sabriye Güngör. Bugün sizinle beraber tesislerimizi, ocaklarımızı ve laboratuvarımızı gezeceğiz. Buyurun içeri girelim. Kaltun Madencilik 1960'lı yılların başında şu anda bulunduğumuz Aydın Çin'de kurulmuştur. 16 şirketten oluşan Kaltun grubumuz, feldspat, kuvars ve mika üretiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarındandır. Biz seramik, porselen, kompoze taş, boya, cam, sır ve benzeri birçok sektöre ham madde sağlamaktayız. Türkiye'nin sodyum feldspat ihracatının yaklaşık %35'ini gerçekleştirmekteyiz. Bununla beraber mikronize ve granül kuvars üretiminde dünya pazarında önemli bir yere sahibiz. Peki biz bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Gelin hep beraber hikayenin başlangıcı olan maden ocağımıza gidelim. Şu anda Aydın Muğla sınırında bulunan Harımcık Maden Ocağı'ndayız. Bugün sizlerle madenin nasıl çıkarıldığına şahit olacağız. Kaltun olarak Çin'e, Çin'e Milas, Çin'e Yatağan, Eskişehir, Bursa ve Afyon olmak üzere 6 ana bölgemizde 76 tane ruhsatlı sahamız bulunmaktadır. Sağ tarafımızda gördüğünüz otomatik delik delme makinesiyle delik delme işlemi yapılmaktadır. Delinen deliklere ehliyetli personelimiz tarafından patlayıcı madde konulup patlatma işlemi yapılır. Patlama işlemi yapıldıktan sonra gevşeyen malzeme arkamda görmüş olduğunuz hidrolik ekskavatör yardımıyla sökülür. Sökülen maden daha sonra yine arkamda gördüğünüz kamyonlara yükleme işlemi yapılır. Daha sonra yükleme işlemi yapıldıktan sonra kırma eleme tesislerine sevkiyatı sağlanır. Hadi hep beraber tesislerimize gidelim. Az önce ürettiğimiz ham maddeler işte tam buraya geliyor. Burası sarı kısık feldspat kırma tesisimiz. 9 farklı ocaktan farklı kalitedeki malzemeler buraya indiriliyor. Burada kırma işleminden sonra yine kalitelerine göre ayrı ayrı stoklanıp tanımlanıyor. Son ürün talebine göre kırma işlemi ocaklardan karışık olarak da yapılabiliyor veya ayrı ayrı tek tek de kırma işlemine tabi tutulabiliyor. Kırma işlemi 10 mm altı olarak sınıflandırılıyor. Kırma işleminden sonra ek ilave bir işlem gerekiyorsa öğütme tesislerine veya flotasyon tesislerine gönderiliyor. Kırılmış malzeme olarak müşterilerimize sevk edilecekse günlük stok sahasına ya da kamyonlarla direkt müşterimize malzemelerimizi gönderiyoruz. Buradan kuvars kırma tesisimize gidelim. Şu anda bulunduğumuz tesisi sadece kuvars kırma için planladık. Temelde feldspat kırmadan farkı yok. Malzemeyi istediğimiz boyutlarda kırabiliyoruz. Kırılan boyut yine son ürüne göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte ilave olarak bu tesisimizde son ürün beyazlığını kontrol altına alabilmek için optik sorter denilen ve tamamen dijital ve bilgisayar kontrolünde çalışan gelişmiş teknoloji ürünü makineler vasıtasıyla kuvars parçalarını renklerine ve boyutlarına göre sınıflandırırız. Kırma işleminden sonraki aşama olan öğütme tesisimize geçelim. Az önce gördüğümüz kırılmış olan ham maddeler, feldspat ve kuvars işte tam buraya geliyor. Arkamda görmüş olduğunuz öğütme ünitesi Çin'e tesisimizdeki 8 üniteden biri. Bu 8 üniteden 5 tanesi kuru öğütme sistemidir ve malzemeyi 75 ila 10 mikron aralığında sınıflar. Diğer 2 ünite ise granül kuvars üretiminde kullanılır. Bu malzemeler ise kompoze taş sektörüne gönderilir. Son ünitede ise kurutma ve zenginleştirme, manyetik zenginleştirme yapar. Bunu yaparken yine yüksek teknoloji ürünü ıhtapıslar kullanılmaktadır. Bu işlemin ardından zenginleştirme işleminin nasıl yapıldığına hep beraber bakalım. Size en kaliteli ürünleri nasıl sağladığımızı merak ediyorsanız işte bunun cevabı arkamda görmüş olduğunuz flotasyon tesisimizde. Kırma işleminden gelen ve bu tesis için özel olarak kırılan malzemeler burada öncelikli olarak yaş öğütmeye ve daha sonra da flotasyon işlemine tabi tutulur. Kirliliğe neden olan empüriteler çeşitli kimyasal ajanlar vasıtasıyla
feldspatın içerisinden uzaklaştırılarak feldspatın zenginleştirilmesi sağlanır. Şu anda Hisarardı bölgesindeki manyetik zenginleştirme tesislerinde bulunuyoruz. Bu tesisimiz %95 kapasiteyle cam ve seramik fabrikalarından malzeme veren Türkiye'de sektöründe kurulmuş ilk tesis olma özelliğindedir. Özellikle düşük demirli alüminyum ve alkali talep eden iyi kalite cam üretimi yapan cam fabrikalarına bu tesisimizden malzeme veriyoruz. Kısaca sistemi anlatmak gerekirse feldspat içerisinde kirlilik arz eden minerallerin manyetik duyarlılığından faydalanarak feldspat içerisinden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Evet, gelin hep beraber şimdi Çin'e merkezimize dönelim. Tüm bu gördüğünüz üretim aşamalarından ve üretim sonrası malzeme sevkiyatından önce yaptığımız çok önemli bir işlem daha mevcut. Ürün uygunluğunun denetlenmesi. Bunu gözlemlemek için sizinle birlikte bir de laboratuvarlarımızı ziyaret edelim. Laboratuvarlarımıza hoş geldiniz. Burada ürettiğimiz ürünlerin satışa sunulmadan önceki fiziksel ve kimyasal kalite kontrol testleri, ürün geliştirme ve ARGE çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma arkadaşlarımız ürünlerimizin kullanıldıkları sektörlerin taleplerini karşılayıp karşılamadıklarını periyodik olarak kontrol ederler. Kimyasal analiz laboratuvarımızda yıllık yaklaşık 13.500 adet kimyasal analiz yapılmaktadır. Sağ tarafta görmüş olduğunuz XRF cihazlarımızla kimyasal analizlerimiz yapılmaktadır. Sol tarafımızda da görmüş olduğunuz ön hazırlama ekipmanlarıyla tecrübeli arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Evet, burası da fiziksel analiz laboratuvarımız. Burada yıllık yaklaşık olarak 50.000 adet pişme testi, 70.000 adet master sizer analizi, 125.000 adet elek analizi ve 17.000 adet renk tayin testi yapılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz cihazlar ve ekipmanlar sayesinde ve tecrübeli personelimiz bu analizlerimizi gerçekleştirmektedir. Sevkiyatı gerçekleştirilen tüm ürünlerimizin sevkiyat şahitleri olası şikayetlerde tekrar test edilmek amacıyla 2 yıl süre ile arşivlerimizde saklanmaktadır. Müşteri memnuniyetini temel amaç edinmiş tüm şirketlerde olduğu gibi Kaltun'da da kalite çalışmalarına ayrıca önem vermektedir. Bu anlayışın neticesi olarak da 1996 yılında Türkiye'de madencilik sektöründe ISO 9000 kalite belgesini alan ilk özel madencilik firması olmanın gururunu yaşamaktayız. O günden bu zamana sistemimizi sürekli olarak aktif şekilde kullanmakta, güncellemekte ve devamını sağlamaktayız. Şimdi de paketleme ünitesi ve konteyner yükleme birimindeyiz. 10 mm ile 10 mikron arasında değişen 100'den fazla çeşit ürünümüz kraft ve jüt torba olarak paletli ya da şurada görmüş olduğunuz pipetler gibi paketleme çeşitleriyle sunulmaktadır. Sağ tarafımızda görülen silolarda big bag'lerimiz tartılarak hazırlanmaktadır. Arka tarafta gördüğümüz konteynerlara forklift aracılığıyla ürünlerimiz yüklenmektedir. Artık ürünlerimizin size ulaştırma vakti geldi. Haydi hep beraber Güllük Limanı'na gidelim. Sol tarafımızdaki gemi ile sizlere ürünlerimizi ulaştırıyoruz. 1993 yılında yurt içi ve yurt dışında 100.000 ton olan satışımızı 2015 yılında 2.050.000 ton ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. %80 ihracat ile işlenmiş ürün üretimi ve ihracatımızdaki rakamlarımızı her gün daha yükseğe çıkarma hedefindeyiz. Şu anda tam burada bu limanda 4 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anda da feldspat yüklemesi yapılan gemimiz İtalya'ya gidecek. Gelin hep beraber gezimizin sonunda tekrar merkezimize gidelim. Kaltun Madenciliğin operasyonlarının yürütüldüğü merkezimize yeniden hoş geldiniz. Burada dinamik ve tecrübeli ekibimiz ve yarım asırlık şirket geleneğimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Umarım siz de bu yolculuğumuzdan keyif almışsınızdır. Kaltun ailesi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.